Allah'ım yarabbim yarası. O kadar çitilersen olacağı oydu. Ama zaten eskimişti, Raşit ne zamandır giymiyordu. Ya kızım yıkamazsan adamcağız giyemez tabii. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Ben yenisini alırım beyime. Sen merak etme, hiç dert etme bunları. Ne oluyor ya? Bir toplanın hele, toplanın. Ne oldu? Tövbe. Bir toplanın hele. Bir toplanın hele. Hoş geldin benim hanıma. İbo dayı, milleti toplayın. Çoluğa vurdular, çoluğa çarşıda. Nasıl ya ya? Çoluğa vurdular kız, çarşıda çoluğa vurdular. Ne? Geldiler tak tak. Sokağın ortasında yere serdiler. Olacağı buydu. Bağırsaklarını eline verdiler. Çarşının ortasında. Tabii canım. Tabii. Allah. Ne olacak? Gafur, abartma. Ama hanımam, yakın mesafeden iki el, bağırsakları elinde, ağzından kan adeta böyle akıyor. Bugün son günü. Gafur ölmedi ama. Ölmedi. Sakin ol. Ölmedi. Hanımam ne oldu? Ya işte birkaç adam geldi. Toprak meselesi herhalde yine. Çekti vurdu. Yani ölmeden benim hanım. Ne bileyim öldü diyor da. Ölmedi. Yani biz öldüğünü görmedik. Yani kim niye çarşının ortasında adam vursun ki? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Su testisi su yolunda kırılır. Yani hiç üzülmedim açıkçası. Adam kaç kere eşkıya gibi geldi, bizim konağımızı bastı. Burada camı çerçeveye indirdi. Üzülmedim. Valla doğru diyor Cevriye ablam. Yani az çektirmedi bize. Ya eşkıya hak ettiğini buldu. İlahi adalet. Eşkıyalık edersen bir eşkıya gelir, seni orada sokağın ortasında vurur. Karışmayacaksın. Tamam, tamam. Hadi sakin ol sen de. Siz de işinize hadi. Hadi herkes işinin başına gitsin. Her zaman ne diyorum? Yamanlar konağına dokunan yanar. Kim olduğu belli mi Gafur'un? Değil dayı ama kim olacak? Eşkıyanın eşkıya arkadaşları olur. Muhakkak başka bir eşkıya arkadaşı geldi, yolun ortasında vurdu. Çıkar yakında kokusu. İnşallah. Oh ya! Yeter! Ne oldu, ne bakıyorsun? Anlam veremedim de ona bakıyorum. Ay ne bileyim, senin bugün ne işin vardı çarşıda? Ne demek ne işin vardı? İşim vardı. Gittim. Öteberinin siparişlerini verdim. Ödemelerimiz vardı, onları yaptım. İşim gücüm vardı yani. Hmm. Bu kılık kıyafetle mi? Ne varmış canım kılık kıyafetimde? Çevre. Hay ne bileyim yani, sen çarşıya öteberi almaya falan hiç böyle gitmezdin de o yüzden. Allah Allah. Yahu Cevriye, senin karşında Yamanlar konağının kahyası var. Yani ben tarla tapan çalıştığımda ona göre giyiniyorum. Çarşıya gittiğim zaman, ödemeleri yaptığım zaman ona göre giyiniyorum. Tahir de dedi senin saçın her yere yatar. Bu sefer de arkaya yatırdım. Çok güzel olmuş Gafur abi. Arabayı çek hadi.